Hazreti Ali şöyle demiştir. Münafığın üç alameti vardır diyor. Yalnız olduğunda tembelleşir. Mesela saatlerce televizyonun başında boş boş bakar. Yerinden kıpırdamak istemez. Yani sırtını bile kaldırmak istemez. Mesela birinden çay ister, birinden yemek ister. Hiç kıpırdamak istemez. Mesela bir yazı araştırma yapmak yahut bir kitap okumak, İslam'a faydalı olmak asla yapmak istemez. Yalnız olduğunda tembelleşir. Halk arasında olduğunda pek faal olur. Mesela bir televizyon programına çıkarsan, bir şeye çıkarsan çok canlı olur. Yahut kalabalık bir topluluk, mesela bir salon toplantısı, büyük bir salon toplantısı veya bir düğün, bir balo, oranın en dikkati çekeni olmak ister münafık. Yani çünkü herkesten üstün olduğunu iddia ediyor ya. Onun için bak halk arasında olduğunda pek faal olur diyor. İçin gösteriş var ya. Övüldüğünde fazla ibadet eder. Kötülendiği zaman ibadeti azaltır. Mesela övüldüğü vakit çok Müslümanlıktan bahsediyor, dinden bahsediyor. Allah'a çok şükür diyor. İslam'ı yayalım, küfrü şöyle yanlış yolunu değiştirelim. İşte küfrün yollarını kapatalım gibi böyle coşkuyla konuşur diyor. Ama övüldüğünde, kötülendiği zaman felç olur diyor. İbadeti azalır. Yani ne Allah'tan bahsediyor, ne dininden bahsediyor, ne İslam'ı yayıyor. Çünkü o insanların nazarında beğenilmeye göre hareket ettiği için, Allah'ın rızasını değil, insanların rızasını esas aldığı için, yerildiğinde felç olur münafık. Hiçbir şey yapacak hali kalmaz. Ne ibadet yapmak ister, ne Allah'ı anmak ister, ne Kur'an okumak ister, ne İslam'ı anlatmak ister, münafığın özelliği. Hazreti Ali bunu tabi Resulullah'tan duyup anlatıyor. Ve aynısıyla dikkat ederseniz bunu görebilirsiniz.